Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifimle daha birlikteyiz. Amigurumi Minnie Mouse öreceğiz hep birlikte. Daha önce kanalımda Mickey Mouse tarifinin eğitim videolarını çekmiştim ve yayınlamıştım. Mickey Mouse tarifine de ulaşmak isterseniz sağ üst köşedeki linke tıklayarak eğitim videolarıma ulaşabilirsiniz. Videomda sizlere çok ince ve ayrıntılı amigurumi tekniklerini de anlatacağım Hiç amigurumi örmesini bilmeyen arkadaşlarımız bile Videomu izleyerek kolaylıkla örebilecekler Çünkü videomda adım adım ayrıntılı olarak Anlatıyorum Videomu ve kanalımı desteklemek isterseniz de Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum Kanalıma abone olmayı da unutmayınız Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Kafa örerek çalışmaya başlayacağız. Sihirli halka yapacağız. Sihirli halka nasıl yapılır? Şimdi ipliği bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Kendimize doğru çevirip burada bir halka oluşturacağız. İplerin kesiştiği noktadan sıkıca tutuyoruz tığı halkanın içinden geçireceğim. Bu ipi alacağım burada kancayla ve bu halkanın içinden geçiriyorum. Şimdi bu çalışmayı yaparken sol elinizi sıkı tutun ve bırakmayın halkayı. Şimdi tekrarlayacağız aynısını yapacağız ama şimdi bu oluşturduğumuz minik halkanın içinden ipliği geçireceğiz. Tekrar ipi alıyorum. Bu minik halkanın içinden geçiriyorum. Ve böylece büyük halkayı kilitlemiş oluyorum. Şimdi bu halkanın içine 6 adet sık iğne öreceğiz. Şimdi halkanın içinden tığ geçireceğim. İpliği alacağım. Tığımda 2 ilmek var. Şimdi ipi alacağım ve bu 2 ilmeğin içinden geçireceğim. Buna sık iğne diyoruz. Bir tane ördüm. 5 adet daha öreceğim. Tekrarlayacağız. 2 tekrarlayacağız. 3 tekrar 4 bir tane daha. 5 sonuncu öreceğim. Bu da 6. Şimdi çalışmamız böyle. Örgünüzü tutun. Kısa ipliği de çekerek bu ortadaki halkayı sıkıştıracağız. Şöyle çekiyorum, halkayı sıkıştırıyoruz. Evet, başlangıcı böylece yapmış olduk ve birinci sırayı tamamlıyoruz. Şimdi çalışmamız arkadaşlar spiral öreceğiz. Sıra birleştirme yapmayacağız. Ancak sıra birleştirme ve spiral örme nedir, nasıl örülür? Ben daha ayrıntılı öğrenmek istiyorum derseniz sağ üst köşedeki linke tıklayarak eğitim videolarıma ulaşabilirsiniz. Şimdi ben işaret için farklı renkte bir iplik parçası kullanacağım. Bu ipliği sıranın başına yerleştiriyoruz. Şimdi ikinci sırada her dikişin içerisine çift öreceğiz. Dikişin içerisine çift örmeye arttırma diyoruz. Ben videomda çift dediğim zaman dikişin içine 2 adet sık iğne öreceğiz. Şimdi siyah e, görmede biraz güçlük yaratacak. Ancak biraz dikkatli bakarsanız burada V şeklinde dikişler olduğunu göreceksiniz. İşte biz bu dikişlerin içine örüyoruz. Tığı bu V şeklindeki dikişin altından geçiriyorsunuz ipliği alıyoruz bu bir şimdi aynı yere bir tane daha örüyorsunuz iki arttırma yapmış oluyoruz birinci çifti ördük şimdi beş tane daha çift öreceğim ikinci üçüncü çift dördüncü 5. çift ve 6. çifti örüyorum. Böylece sıranın da sonuna gelmiş oluyoruz. Bakın işaret son ördüğüm dikişten bir sonraki dikişin altındaysa doğru ördün anlamına geliyor. Sıranın da sonuna gelmiş oluyoruz ikinci sırada toplam 12 tane sık iğne örmüş olduk. Bunu nereden anlayacağız? Buradaki V şeklindeki dikişleri saydığınız zaman sayıyorsunuz. Buraya kadar geliyorsunuz. Sonuncu saydım saydım. ipin altında olduğu dikişi de saydım. 12 olacak. Bu şekilde her sırayı kontrol edebilirsiniz. İşaret de bu işe yarıyor arkadaşlar şimdi işareti tekrar sıranın başına koyduk üçüncü sırada bir tane tek örüyoruz bir tane çift sonrakine çift öreceğiz aynı yere iki tane bir iki şimdi bir tane tek bir tane çift bir tane tek bir tane çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift sıranın sonuna geliyoruz. Yine işaretimizi kontrol edelim. Bakın burada doğru ördüm anlamına geliyor toplamda da 18 adet sık iğne örmüş olmalıyız geliyoruz yeni sıraya dördüncü sıra şimdi bir tane tek örüyoruz bir tane çift 1 2 şimdi iki tane tek tek öreceğiz 1 2 1 tane çift. 1 2 2 tane tek tek. 1 2 1 tane çift. 1 2 2 tane tek tek. 1 tane çift. 2 tane tek. bir tane çift iki tek bir çift bir tane tek ve sırayı tamamlıyorum sırada da toplam 24 adet sık iğne örmüş olmalısın yeni sırada 3 tane tek tek görerek başlıyoruz 1 2 3 bir tane çift öreceğiz. 3 tane tek 1 2 3 bir tane çift. 3 tane tek 1 2 3 bir tane çift. 3 tane tek 1 2 3 bir tane çift 3 tek 2 3 bir tane çift 3 tek 1 2 3 bir tane çift ve sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam 30 adet sık iğne örmüş olmalısın. Geliyoruz 6. sıraya. 2 tane tek öreceğiz. 1 2 1 tane çift. 1 2 Şimdi 4 tane tek tek. 1 2 3 4 1 tane çift. 4 tane tek 1 2 3 4 bir tane çift 4 tek 1 2 3 4 bir tane çift 4 tane tek 1 2 3 4 bir tane çift 4 tek 1 2 3 4 bir tane çift Şimdi 2 tane tek örüp bitireceğiz. 1 2 Sıranın sonuna geldim. Toplamda da 36 adet sık iğne olacak. 7. sıra. Şimdi ben size artık öreceğiniz grubu göstereceğim. Siz sıra sonuna kadar öreceğim grubu tekrarlayarak sıra sonuna devam edeceksiniz. Yani videoda sıranın sonuna kadar örmeyeceğim. Şimdi hangi grubu tekrarlayacağız? 5 tane tek tek örüyorsunuz. 1 2 3 4 ve 5 şimdi bir tane çift öreceğiz aynı yere iki tane 1 2 şimdi bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayarak örüyorsunuz toplamda 42 adet sık iğne örmüş olacaksınız videoyu burada durduruyorsunuz örüyoruz. Sıra sonunda tekrar buluşuyoruz. Evet sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Çalışmanızın görüntüsünün de böyle olması gerekiyor. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra artık çift örmüyoruz. Her dikişin içerisine bir tane öreceksiniz. 9 sıra öreceğiz. 9 sıra. Her sırada 42 42 sık iğne olacak. 9 sıra örüyoruz. 9 sıra sonra da buluşuyoruz arkadaşlar. Evet 9 sıra örgüyü tamamladığınızda da arkadaşlar çalışmanızın şeklinin böyle olması gerekiyor. Şimdi geliyoruz 17. sıraya. Bu sırada sizlere Azaltma nasıl yapılır öğreteceğim. Tekrarlayacağımız bir grup var arkadaşlar. O grubu öreceğim. Sıra sonuna kadar şimdi öreceğim grubu tekrarlayacaksınız. Şimdi 5 tane tek tek öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne ördüm. Şimdi azaltma yapacağız. Sonraki boş dikişin içinden ilmek alacağız. Yanındaki boş dikişin içinden de bir ilmek alacağız. Tığımızda 3 ilmek var. Şimdi ipi alıp bu 3 ilmeğin içinden geçireceğiz, toplayacağız. Buna azaltma diyoruz. Şimdi bu ördüğümüz grubu tekrarlayacağız. 5 tek bir azaltma 5 tek bir azaltma sıra sonuna kadar örüyoruz sırada da toplam 36 adet sık iğne olacak sırayı tamamladım şimdi 18. sıraya geldik 2 tane tek örüyorsunuz 1 2 bir tane azaltacağız 4 tane tek tek öreceğiz 1 2 3 4 bir tane azalt 4 tane tek 1 2 3 4 bir tane azalt 4 tek 1 2 3 4 bir tane azalt 4 tane tek 1 2 3 4 bir tane azalt 4 tek. 1 2 3 4 1 tane azalt. 2 tane tek örüp sırayı bitireceğiz. 1 2 Toplamda da 30 tane sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi 19. sıradayız. Tekrarlayacağınız grubu öreceğim. Siz sıra sonuna kadar tekrarlarsınız. 3 tane tek tek örüyoruz. 1 2 3 Bir tane azaltıyoruz. Şimdi bu grubu tekrarlayacağız. 3 tek 1 azaltma, 3 tek 1 azaltma. Toplam 24 adet sık iğne olacak şekilde öreceğiz. Şimdi örelim. Sıra sonunda buluşalım. Evet sıranın sonuna geldim. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Bir tane tek örüyoruz. Bir, bir tane azaltacağım. İki tane tek örüyoruz. 2 tane tek örüyoruz 1 2 bir tane azalt 2 tane tek 1 2 bir tane azalt 2 tane tek 1. 2 1 tane azalt. 2 tane tek 1 2 1 tane azalt. 2 tane tek 1 2 1 tane azalt. Şimdi bir tane tek örüp sırayı bitiriyorum. Sırada da toplam 18 adet sık iğne olacak. Yeni sıraya başlayacağız. 21. sıra. Bir tane tek örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Bir tane tek bir tane azalt bir tane tek bir tane azalt bir tane tek bir tane azalt bir tane tek bir azalt bir tane tek bir azaltıyorum ve sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar sırada da toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın şimdi içini dolduruyoruz Evet içini elyafla doldurduğunuzda da çalışmanızın görüntüsünün arkadaşlar böyle olması gerekiyor Şimdi son sırayı öreceğim. Son sırada 6 tane azaltma yaparak artık bu çalışmayı bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci azaltmayı öreceğim. Örerken dikkat edin, elyaflarla birlikte örmemeye. Birinci azaltmayı ördüm. İkinci azaltmam. Üçüncü azaltmam. şöyle itelim dördüncü azaltmayı öreceğim şimdi burada arkadaşlar tam kapamadan yani iki tane daha azaltmamız kaldı aslında e, el yapları yetersiz görürseniz az miktar daha ilave edebilirsiniz mesela benim burada biraz boşluğum var ee, az miktar daha ilave edeceğim. Evet, iki azaltma daha yapacağım ve tamamen kapatacağım burayı. Şimdi birinciyi yapıyorum. Sonuncu azaltmayı yapıyorum. Ve topluyorum. Şimdi bir sonraki zincire bir tane zincir kaydırma yapacağım. Bu şekilde bir zincir çekip ipliği kısa kesebilirim. Şöyle kısa kesiyoruz ve çekiyoruz. Şimdi bu kısa ipliği de iç tarafa çekeceğim ve saklayacağım. Bu şekilde saklıyoruz. Böylece kafa parçasını tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi sırada kulaklar var arkadaşlar. Bu parçaları öreceğiz. Sihirli halka yaparak çalışmaya başlıyoruz. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6 kısa ipliği çekiyoruz ve ortayı sıkıştırıyoruz. Spiral öreceğiz, işaret kullanalım. Şimdi ikinci sırada her dikişin içerisine çift öreceğiz. Yani 6 tane çift örüyoruz arkadaşlar. Bir, aynı yere bir tane daha, iki, sonrakine çift ikinci çift üçüncü çift dördüncü beşinci çift altıncı çift sıranın sonuna geldim sırada da toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın sıra 3 bir tane tek örüyoruz, bir tane çift, bir tane tek, bir tane çift, bir tane tek, bir tane çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. bir tek bir çift ve sırayı tamamlıyorum sırada da toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısın yeni sırada bir tane tek bir tane çift iki tane tek tek bir iki bir tane çift iki tane tek bir 2 bir tane çift 2 tek bir çift 2 tek bir çift 2 tek bir çift, çift. örüyorum bir tane tek ve sırayı bitiriyorum şimdi işareti alıyoruz sonraki boş dikişin içine bir tane zincir kaydırma örüyoruz şimdi arkadaşlar ipliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz bu parçanın aynısından bir adet daha örüyoruz Evet arkadaşlar yeni bölümde kalan parçaları örmeye devam edeceğiz Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Videomu ve kanalımı desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.